Moğol ile başlamış olduğumuz karbonnötr yolculukta yine Göcek'teyiz. Yani şu etrafıma bakarsınız, neredesin Volkan deseniz Göcek'teyiz. Ama ismen Göcek'teyiz, Fethiye'nin tepesindeyiz. Ama tabii ki ne yapacağız? Yine buradan kendimizi denize doğru akıtacağız. Şu ana kadar belki çektiğim en küçük teknelerden bir tanesi olacak. Flipper 900 ST. Bugün Göcek'te çok keyifli bir seyre çıkacağız. Ondan önce biz tabii ki Volvo XC40 T5 Recharge'ımızla böyle bir doğaya attık kendimizi. İstanbul'da çünkü bu aralar yorulmuştuk. Biraz dinleneceğiz. Şurada bir kahve içeceğiz. Sonra çok kıymetli bir konuğum var. Onunla birlikte Flipper 900 ST ile çok keyifli bir seyir yapacağız. Karbonnötr yolculuk başlıyor. Evet, karbonnötr yolculukta bu hafta bahsetmiştim. Yine çok kıymetli bir kişiye konuk olacağım diye. Umut Güler. Hem arkadaşım hem de Solemar'ın denizcilik değil mi? Yatçılık, denizcilik. Bunun kurucusu ve şu ana kadar bu programa çekmiş olduğumuz, aslında çok soruyorsunuz. Ya birazcık daha küçük teknelerde çekseniz de Volkan diyorsunuz. Aynen, işte bu. Nimbus grubu bünyesinde Flipper adlı bir marka var. İşte biz de Flipper 900 ST ile birlikteyiz. Umutçum teşekkür ederim. Önce bizi ağırladın. Demek şeref verdiniz. Nasılsın? Harika. Bu sıcak günde. Gerçekten çok sıcak ya. Aynen. Çok yani sıcak. Biz son 2,5 aydır falan Göcek'e gelip gidiyoruz. Bu kadar sıcağa denk gelmemiştik. Hem sıcak hem biraz poyraz var. Çok keyifli bir gün değil ama sizlerle keyif olacak inşallah. Alsın, alsın. Güzel bir seyir yapacağız. Solemar'ın ne yapar, ne eder? Hangi markalar sende? Çok merak ediyorum. Aynen. Genç bir şirketiz. Ben 25 yıllık IT sektörü mensubu. Kurumsal şirketlerde uzun yıllarımı vermiş. Son 13 yıl CA Technologies adında bir Amerikan yazılım şirketinde mesai harcamış. Bunun son 4 yılını da Türkiye'nin genel müdürlüğü olarak yapmış. 2000 ile 2022 arasında da Orta Doğu ve Afrika ofisinin yönetim kurulu üyesi olarak. Şu anda bütün beyaz yakalı heyecanlandı ama böyle anlatmaya devam edersen gelişi bırakır. Aynen. Böyle bir serüvenden vazgeçerek kendimi senin gibi böyle şortla tişörtle iş yapmaya adamış. Bir biz kardeşimiz, seviyoruz. Arkadaşımız hobileri, olarak. Hobilerimizi, işimizi hobi yapıyoruz. Aynen. Tam olarak ana fikir, çıkış noktam bu. Kaç marka var şimdi sizin bünyenizde Umut? Şu an 4 direkt, 2 indirekt, 6 markamız var. Bunlardan bir tanesi jet ski, diğer 5'i tekne üreticisi. Tamamı ithal, tamamı Avrupa üreticileri. Hepsi bilinen, kendi alanında öncü, lider firmalar. Şu an içerisinde gördüğümüzde İskandinavya'nın en büyük tekne üreticisi grubu olan Nimbus'un. Ben Nimbus'u çok beğeniyorum. Aynen. Gerçekten çok beğeniyorum. Nimbus büyük bir grup. Altında 7 tane marka var. İsveç'te halka açık bir firma. Bisikleti bile var. Aynen. Motosikleti var. Flipper bunun ikinci ana markası. Amiral gemisi, flagship markaları grubun da adı olan Nimbus. Sonra işte Paragon, Aliquin, Flipper ve bir iki tane. Bir Amerika'da bir sport fishing markasını aldılar. Amerikalılar bayılıyorlar. Aynen. İkinci en büyük markaları da Flipper. Biz de şu an Flipper'ın amiral gemisi 900 ST'nin içerisindeyiz. 900 ST enteresan. Aslında 9 metre yani isminden de anlaşılabilecek. Aynen. 9 metre. Dıştan takma çift Mercury gördüm. Kaç beygir? Bunda 600 beygir, 300-300 yeni nesil V8 motor var. Bu tekne minimum konfigürasyonu 2x225, maksimum konfigürasyonu 2x300 ile geliyor. Tek motoru alamıyorsunuz. Tek motor opsiyonumuz yok. Bayağı donanımlı bir. Bu 4 tonluk bir tekne. Sports cruiser aslında, günlük böyle gidebileceği. Sports cruiser diyebilirsiniz. Adventure cruiser diyenler var. Weekender diyenler var. Tabii bununla geldin. Yani aslında işin hikayesini anlatalım yani. Siz bununla gittiniz, çok beğendiniz. Gideceksiniz, yemek yiyeceksiniz ama burayı çok beğendiniz. Bir akşam da kalayım diyorsunuz, içeride kabin var. Çift kabin hem de. Çift kabin yani. Aynen. Ve klimalı falan yani. Klimalı. Bu tekne 30 feet olup bir mühendislik harikası. 3.15 eni var. Yan koridorlar sonra eminim göstereceksinizdir. Çok dar, minimum tutulmuş. Evet, çok dar. Kabinin maksimum. Kabini genişletmek için. Kabini maksimum tutabilmek için. Bu tam bir 4 kişilik bir aile teknesi. Açılır tavanımız var. Aynen. Seversin. Elektrikli açılır hemen tavanımız var. Tek tuşla açabiliyorsunuz. Nereye açıldığını komple görelim. Açılıyor. Şöyle bir başımıza da bir güneş ben bugün gördüm. Bu sayede gibi. Bu tekne 12 aylık bir tekne aslına bakarsanız. Zaten kullanan kişi de gördüm. Kışlamada yapmış. Kışlama fabrikasyon. Ha, öyle mi? Standart. Bütün teknelerde standart. Komple sökebiliyorsunuz ya da roll up yapabiliyorsunuz. Bu şekilde açıp şu an bayağı dev bir alan oldu ya. Şöyle size de izleyenlere de bir göstereyim. Hani benim boyum 1.80. Hani
alana bakarsınız neredeyse 2 metrelik bir tavan var ve bence bu tavanda kullanılan kaliteli kumaşlar falan da çok iyi. Yani şuraya ya. Bakıyorum. Hani senin söylediğin gibi bu arada gelmeden size şunu göstereyim. Bakın. Hani Umut'un yanına oturmak için şunu yaptım ama normal şartlarda burada bir aynen. 8 kişi falan çok keyifli bir yemek yersiniz. Artı şuradan masamız hidroliktir. Bunu komple indirebilirsiniz. Üzerine minderini koyduğunuz zaman burası bu salon salamanje bir. Abi de yani ekstradan bir yatak haline geliyor. Evet. Zaten yaz döneminde insanlar tekne içinde dışında yatmaya kesinlikle. Çalışıyorlar. Aslında ben şunu beğendim. Hani mesela hep şunu söylüyorum. Basitlik bir, ergonomi iki. Mesela sağa sola baktığım zaman bir ton alan buluyorum. Saklama alanları. Üç tane buzdolabı mı var? Üç tane buzdolabı. Bir tane buzdolabımız. Hemen altında iskele tarafta. O buzdolabı standart. Diğer iki çekmece buzdolabımız opsiyon. Hayır, ama hemen hemen. Her yerde bir şey var. Evet. Güzel. Şimdi bu teknenin fiyatı yaklaşık 240 bin ile 290 bin euro mu? Evet, 240 bin ile 290 bin euro olarak arasında değişiyor konfigürasyon ve motor özelliklerine göre. Şu ana kadar bu tekneyi geçen hafta teslim ettik. Bu sezon teslim ettiğimiz 10. tekne. Aa bravo. Demek ki sevilmiş, tutulmuş. Aynen. Sadece bu model özelinde konuşuyorum. Hani Solemarine yatçılık olarak değil, sadece 10 tane Flipper 900 ST teslim ettik bu sezon. Nazar değmesin. Güzel maşallah. Konuşalım maşallah aynen. Diye. Güzel yani sezon olsun. Yapalım, güzel sezon. Şimdi birazdan zaten umutlu bir seyirde yapacağız ama yani ilk etapta şunu görüyorum. Dar alanda çok kısa paslaşmalar yapıp bayağı böyle bir ergonomik alan yaratmışlar. Artı teknenin touch and feel dediğimiz hissiyat kalitesi 40 feet, 42 feet motor yatları aratmayacak yani kadar. Dışarıdan baksan bu kabin evet dediğin gibi ben dersin ki 40 feet bu. Yani muhtemelen 40 feet. Şuraya oturduğunda. Senin için hemen oraya oturayım. Aynen şuraya oturduğunda ben bu tekne 12 metre, 11 metre desem beni sorgulamazsın büyük hayır, ihtimalle. Hayır şöyle düşün bak şu anda bulunduğumuz alanda 6 kişi 7 kişi yemeğini yiyebiliyorsun. Burada işte bardaklıklar, cup holder'lar hepsi duruyor. İsterseniz bunu yatırabiliyorsunuz. Bir yandan kaptanla olan temasın aynen. Da kopmuyor. En güzel aynen. Şeylerden bir tanesi. İşte geldi. Burada bir ev yemeğimiz var. Aynen. Bir ızgaramız var. Burada yemeğinizi de pişirebilirsiniz. Dolayısıyla yani hani şu aynı şekilde ittirdiğin zaman tezgah oluyor. Bak mesela bu aynen. Güzel bir ergonomi. Yani işte saklama alanı kolay pratik oturulabilir düzen ve ben şimdi size arkaya da göstereceğim. Hani geldiniz böyle sırf gezmediğiniz, güneşlenebileceğiniz bir alanınız da var. Birazdan teknenin baş tarafındaki alanı da size göstermeye çalışacağım. Ama Umut, artık bir dümene geçeyim. Buyurun. Bir dümene geçelim. Aynen. Şimdi izleyenlerimize de şeyi anlatalım. Ne kadar yakıyor, ne oluyor, ne bitiyor. Bu arada baş pervane de var. Baş pervane var, zip wake var, aktif trim var, opsiyonel joystick bile var bu teknede. İstediğiniz bütün donanımlar mevcut. Yandan tabii tekne geçince böyle, böyle olur. Göceğin rutin trafiğinde. Hani aynen. Sanmayın ki Volkan dümene geçti bir sıkıntı oldu. Aman hayır. Yok. Bir yanlışlık anlaşılmasın. Bu arada hoşuma giden şeylerden bir tanesi baş tarafı gövdeden geçerken, içeriden kabinden geçerken güzel böyle bir 3 basamaklı evet. Yürüme yolu da yapmışlar. Ve hani böyle kafanızı bir yere çarpmadan. Aynen bu özellikle bayan misafirlerimiz için ön kabinin çünkü ön güvertenin üzerinde güneşlenme minderleri de var. Ya buradan oraya. Şimdi buralardan geçer yani hani yan taraf dar ama buradan bir geçiş sağladığı için evet. İşin yani güzel hem püf, kolay hem güvenli. Püf noktasını şey yapmışlar. Şimdi biz bir seyire geçelim. Size bu teknenin ne kadar tükettiğini, içindeki tüm detayları, seyirle ilgili hislerimi aktarmaya çalışayım. Evet, Flipper 900 ST'nin dümenine geçtim. Güzel şeylerden bir tanesi hemen böyle dümeni buradan istediğim gibi kendi ergonomimi ayarlayabiliyorum. Koltuğu da ayarlayabiliyorum. Evet. Yani biz evet. Koltuğu da kendi istediğim gibi seyir konforuma göre ayarladım. İki tane elimin altında gaz kolu var. Bu gaz kolunun altında da otomatik trimler var. Bu güzel şeylerden bir tanesi. Artık insanlar trim yapmaya çalışıyor ama gerek yok ki. Kendi trimini kendim yapıyor zaten. Artı zip bag de var. Yani. Bayağı güzel. Sancak ve iskele yatışını da kendi otomatik ayarlıyor. Yani işte biz böyle alışkanlıktan bir şey yapmaya çalışıyoruz ama yapmana gerek yok yani. Aynen. Bayağı büyük multimedya ekranları var. Bir opsiyonel daha büyüğü de mi var? Bu standart 2x12 inç. Opsiyonel olarak bir tane 16 inç olarak da gelebiliyor. Ben bu arada alakasız motor sesini çok beğendim. Yani Mercury'nin bu arada egzoz sesini ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz sakin. Şu an sakin hali. Sakin hali. Şu an sakin hali. Azıcık size ses verelim. Aa güzel. Bir V8. Hemen trimler. Trimler ayarladı. Şöyle hafiften bir seyir yapalım. Şu anda yaklaşık 2000 devirle gidiyoruz. 2200 kibar. 9.5.
İdeal seyir hızı 25 knot. Şu anda ben 12.5 ile gidiyorum. Biraz tüketimim fazla ama gördüğünüz gibi 3000-3500 eko. Çok güzel. Şu anda 3200'leri çok beğendim. 21 knot'a çıktık bile. Ortalamada 30 litre tüketiyoruz. Volkan, bu teknenin en özel yanlarından bir tanesi. Glenning'e inanılmaz hızlı çıkması. Çok iyi, baksana çok şu anda. Çok iyi hızlanıyor. Bu dur kalk yapabilirsin. Ne demek istediğimi göreceksin yani. Anında 30-35 knot'lara çıkıyor bu tekne. Gördüğünüz gibi şu anda bir tane daha deniyoruz. 14, 18, 22, 27, 30. Evet, tam senin söylediğin gibi çok hızlı bir şekilde. Aynen. Her şey istediğimiz gibi oldu. Ben yine kibar ki, bu arada kruz kontrolünün olduğunu söyleyeyim. Spor egzozu da kapattım. Spor egzoz çok güzel var ama ya. Aynen. Spor egzoz çok güzel. Otopilot var. Esasına bakarsan daha büyük teknelerde olan pek çok konfor özelliği 9 metrelik bir teknenin içine sığdırılmış ve dediğin gibi yani iyi bir kabin var. Deniz kabiliyeti oldukça iyi. Gövdesi güzel. Dediğin gibi evet yan tarafta dar ama buradan bir çıkış var. Buna ihtiyaç yani esasında usturmaça bağlamayacak olsanız çok İşim da fazla yok. İhtiyaç yok yani. Kesinlikle. Ben ne yaptım? Usturmaçaları çıkartırken yana çıktım ki kesinlikle. Onun dışında çok da fazla aynen. Bir şeye gerek yok. Hakikaten yani bence Göcek'te hatta bence İstanbul'da falan bu çok büyük keyif. İstanbul'da da var müşterilerimiz. İstanbul'da da teslimatlarımız oldu. Güney sahillerinin tamamında yani Bodrum, Fethiye, Marmaris, Göcek'te teknelerimiz var. Ya bu dediğim gibi büyük teknesi olan müşterilerimiz de var bu tekneyi alan. Tabii canım. Çünkü bu hem pratik, hem çok kolay, hem tek başına kullanabildikleri, hem de hemen hemen her fonksiyonun barındığı bir tekne olarak ön plana çıkıyor. Bu arada seni söyledim mi? Tek başına kullanabilmenin avantajından bir tanesi hemen dümenin hemen önünde. Irgatı buradan kumanda edebiliyorsunuz elektrikli ve hakikaten çok basit bir şekilde geldi kendinize. Aynı zamanda ırgatın ve baş pervanenin kumandası var. Baş pervanenin kumandası var. Dikkatinizi çekiyorum yani. Hem ırgat hem baş pervane. Ya bazı denizciler kızıyorlar. Diyorlar ki artık denizcilik çok kolay oldu. Herkes yapıyor ama ne yapalım? Biz de zaten şu an ayak uydurmak yani, lazım. Bu arada sen burayı kaldırırken burada gördün. Aynen. Bu arada bakın. Hani böyle Amerikan filmlerinde vardır ya böyle kullanırlar. Tam böyle şu anda kullanmalı. Kendimi şöyle Miami'de gibi hissettim. Bu arada Göcek'inde artık kalabalıklaştığını söyleyelim. Bir bilgi daha vereyim. Multimedya sevenler, otomobilinde, evinde multimedya sevenler cep telefonunuzu burada kolaylıkla şarj edebiliyorsunuz. Pratik. Hani önümdeki Simrad multimedya ekranında da, bilgi ekranında da yani balık bulucudan tutun, derinlik, her şey var. Her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi radarı, chart pilotları, her şeyi buradan kumanda edebiliyorsunuz. Bu da güzel. Yani daha büyük boyutlardaki teknedeki pek çok ergonomiyi bulabileceğiniz tekne bu. Şimdi teknenin ben size iç mekanını, kabinlerini ve tuvaletini gezdireyim. Bir de bence ön taraf ve havuzu da yüzme platformu da görün. Ondan sonra Flipper 900 ST'ye ufak ufak veda edelim. Evet, tekrar dümen mahallinden size birazcık daha bilgi vermeye gayret edeyim. Yani baktığım zaman çok kompakt bir dümen mahalli var. İstediğim her şey elimin altında. Bütün butonlar burada işte. Tavanı buradan kapatabiliyorsunuz. Tuvaletin ayarları var. Irgatı buradan atabiliyorsunuz. Baş pervane burada. Wipers'lar burada. Bu arada bir bilgi daha vereyim size. Üzerinde Fusion müzik sistemi var. Standartında da var. Bizim şu anda kullandığımız teknelerde opsiyonel donanımlı bir versiyon var. Onun yanı sıra yine burada bütün navigasyon rotamın manuel olarak da görülebileceği bir multimedya donanımı gösterge ekranında var. Oturma pozisyonu oldukça iyi. Özellikle koltuğun kendime göre ayarlanabiliyor olması faydalı. Dediğim gibi hani bu tarafın açılabiliyor olması da bir yandan da kapanabiliyor olması bu tekneyi her mevsim kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Biliyorsunuz Finlandiya'da falan bizler gibi böyle güneş müneş yok. Dolayısıyla adamlar yaz kış tekneyi kullanabiliyor. Bir kafamdaki şapkadan da gördüğünüz gibi geçen hafta Volvo Ocean Race'deydim, Hollanda'daydım. Orada neredeyse herkesin teknesi vardı. Dolayısıyla biz onları kıskanmadım da değil. Şimdi ben size Flipper 900 ST'nin iç mekanını ve özellikle havuzluk ve baş kısmındaki güneşlenmelerini göstereyim. Evet, teknenin havuzluğuna geldiğim zaman oturma alanı olarak gördüğüm alanın aslında bir güneşlenme alanına dönüştüğünü size göstereyim. Böyle geldiniz, burada yattınız. Bu gördüğünüz gibi ileri geri hareketli edebiliyor. Bu kısımlar hep
Tik yapılmış, güzel gözüküyor, şık gözüküyor. Teknenin pek çok yerinde tutunma alanları da var. Yani olası şeyler için böyle hemen elinizi tutabileceğiniz alanlarda söz konusu. Havuzlukta buradan denize girebileceğiniz alanlar hemen burada. Teknenin sancağında da bir duş gördüm. Paslanmazdan yapılmış. Bunun yanı sıra tavan döşemesini hakikaten çok kaliteli buldum. Teknenin içerisinde klima ve basto da var. Dediğim gibi hani oldukça donanımlı bir tekneden bahsediyoruz. Şimdi bakın, size şurayı da göstereyim. Güzel bir alan yani. Ama teknenin bence alameti farikalarından biri. Sancak kıça geldiniz. Bunu kaldırdınız. Az önce yatıyordum ya. Bunu da kaldırdınız. Burada çift kişilik bir kabin var. Yani bakın, hesap yapın. 9 metrelik bir tekneden bahsediyoruz. 2 tane çift kişilik kabin. 1 tane tuvalet. Klima ve basto. Gördüğünüz gibi göceğin de güzellikleri yanımızda. Ve sıkı çift merküri makinalar. Yani bu tekneyle geldiniz. Beğendiğiniz koyda bir gün değil, belki 2 gün bile kalabilirsiniz. Çünkü benim hep söylediğim şey, bolca saklama alanı var. Bolca oturma alanı var. Buzdolaplarınız var. İyi bir böyle güzel bir market alışverişi yaparsanız bunu da böyle güzel bir hafta sonunu keyifle geçirebilirsiniz. Teknenin size bir de baş tarafını göstereyim. Ondan sonra kabinlerle birlikte tekneye veda edelim. Flipper 900 ST'nin baş kısmına geldiğim zaman da yine 9 metrelik bir tekneden çok da beklemeyeceğim bir alan. Bakın, şu anda bulunduğum alanda 3 kişinin rahat rahat yatabileceği, güneşlenebileceği bir düzeneği kurdum. Kendim kurdum. Çünkü çok güzel burada minderler var. Dedim, bu minderler varken göceğin güneşinde tadını çıkartmadan olmaz. Az önce bahsettiğim gibi kıçta ve havuzlukta olan tik burada da var. Sentetik bir tik bu. Güzel de gösteriyor tekneyi. Vardevralar kısa. Yani ne kadar kısa, size şöyle göstereyim. Böyle. Çok da şaşırmanıza gerek yok ama böyle bir teknede ne kadar yüksek vardevrala ihtiyacı var, o da bence bir soru işareti. Bunun yanı sıra güneş enerjisi var. Yine tepeye baktığım zaman onları da görebiliyorum. Dolayısıyla hani teknede geçirebileceğiniz vakti maksimize edebiliyorsunuz. Biliyorsunuz ki böyle yerlerde güneş enerjisi, Türkiye gibi neredeyse 300 günün güneşli olduğu bir ülkede güneş enerjisinin olması faydalı. Programı artık buradan ufak ufak noktalıyorum. İlk defa Flipper'la seyre çıktım. Hakikaten aklımda güzel tatlar, damağımda güzel tatlar bıraktı. 900 ST hakikaten yani hem İstanbul'da hem Göcek koylarında hem belki büyük bir teknenin yanında bile olabilecek güzel, keyifli 9 metrelik bir daily cruiser ya da hafta sonu teknesi. Güzel, keyifli bir seyir oldu benim için de. Evet, karbon nötr yolculukta şu ana kadar çekmiş olduğumuz en küçük, en keyifli teknelerden bir tanesiyle birlikteydik. Solemer'in kurucusu Umut Güler'le birlikteydik ve Flipper 900 ST ile seyir yaptık. Gelecek hafta bakalım Göcek'te mi olacağız, İstanbul'da mı olacağız, yoksa birazcık da özlediğimiz Bodrum'da mı olacağız. Bu haftalık benden bu kadar. Hoşçakalın.